Az önce aldığım kayıt boşa gitti ya. Aa. Tüh. Karalar bağladım kehribar, hasretinden nefes alamıyorum. Göze aldım her şeyi döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah. Haydi. Gidelim. Araç nasıl? Araç güzel. Ne namına ama benimki daha sık. Ne de adam gibi. Çok güzel değil de. 250-260 ama şey, benim yani güzel. Mustang'i sallamadın mı? Hırsın şefti galiba. Ha? Hırsın şefti galiba Mustang. Sollayacaktım da kırmızı yemeyim. Haydi. Yağız bana yazıyor. Hı? Yağız'a dün seni iyi yöndük diye mesaj atmıştım da. Gelmiş herhalde şehre. Bana yazıyor. Han. Efendim. Seninle olan var mı? Çöpçü var benim yanımda. Ha, okey. Neredeymiş? Alınacaksa alalım, bagaja koyalım. Kim? Malikaneye de adam topluyor da onu şey yapacak. Gün mü oldu sizinle? Ne? İkisi uzaktan mı? Bir ders uzaktan. Diğer bir ders. Gün mü? Bir ders. Bir ders. Gün her gün gidiyor mu? Her gün gidiyor mu o zaman? Çoğu saatim boş. Mesela günde bir dersim oluyor. İki dersim oluyor. Karışık. Ama her gün gidiyor. Yakın bir gün. Salı çarşı mı? Maksimum günde 4 saat derse giriyorum. O da maksimum. Salı, çarşamba, perşembe. Salıyla perşembe 8 saat. Yok. Çarşamba da 4 saat. Öğleden sonra. Ha, salı günü. Ama mesela 9.30'da başlıyor. Öyle bir rahatlığı var. Yürüyerek gidiyor. Salı günü 3'te ne başlıyor? 5'te bitiyor. Hani ikinci öğretim miydi? Ha. Ha, şimdi akşam bayağı uzun oluyor mu? Akşam olan var mı geç saatte? Var. 7'de mi ne başladı galiba 7.30'da. Aga be. Oğlum Allah, ya ben normalde ders. Grafik tasarımı yazmayacaktım. Bilgisayar programcılığı yazacaktım. O birinci öğretim diye onu ben yazdım. Grafik tasarımı. Grafik tasarımı bayağı zor ya. El çizimi ya. İstiyor ya. O bayağı zorluyor. Çizim sınıfı ya. Yani ikinci dönem başlayacak bir şeyler. Bilgisayardaki çizimler. Anladım. Bayağıdır gitmiyorum 3 haftada sanatla, bu hafta gideceğim, devamsız çoğaldı ama nefesim. Maksimum 4 hafta gitmeme şey var. Ya hocalar gitmeme. Şey dedi, herkesin kafasına göre şeyi var her hocanın. Biri diyor 6, biri diyor 4, biri diyor istediğiniz kadar ama dediklerimi yapacaksınız falan. 4 tane.
Oğlum bizim gel şuraya be. Bak mesela benim evde kalan çocuk 2 hafta gelmezsen kalıyorum direkt. Benim aynı evde kaldığım çocuk. Duyduğuma göre, hocaya göre değişiyor bu. Şimdi şey olmadığı için her hoca kendine göre şey yapıyor. Bizde de hepsi ortaklaşmış 4 hafta kadar. Bak bizim ilk girdiğim dersteki hoca 4 hafta dedi. Sonra bizim ev çizimi olan tarzı hoca 6 hafta dedi. 6 haftaya yaşarsınız çok takmam ama dediğim ödevleri sınavları yaparsanız Evet. devamsızlık çok da sorun değil falan Zaten yaptı. çekmiş ben adam acıkları yok. Ondan sonra diğer bir tane derse daha hiç girmedim okul açıldığından beri. Galeriyi de Suriyelilere vermişler galiba. Onu da göreceğim artık. Allah. Öyle değil lan bunlar da. Aa, bakalım zor ya. Ama ben alıştım ev olarak, şehir olarak da okul biraz zor benim. Ya bende hiçbir şey zor değil de bu anlamadığım şeyler çok sıkı oluyor. Nasıl? Neyi anlamadın? Kriptoloji bilir misin? Ha, Evet. okul dersten mi anlamadın? Ha. Aa, ben daha ders görmedim. Ben ilk hafta gittim sadece. Ve ikinci haftada birine gittim. Ama Haftan yok, değil. ama bu hafta kesin gitmem lazım. Devamsızlık çok oldu. Ayda. Okul açılalı tam bir ay oluyor değil mi? Aynen. Haftan belli Aynen. sınırları sokuyor. Bu ay başı bir olacak ya. Ya ulan ikinci hafta gittim, Kanka tamam ayda mı? ellem dolu. Ben ilk hafta Hayır şeylere bu arada. giremiyordum, uzaktan eğitime. Ders kaydı yapmamışım, tamam mı? Ders kaydı yapmayınca da uzaktan eğitimdeki derslere giremiyordum. Sistemde gözükmüyordum. Hoca oradan da anlatmış. Tamam Mutlu. dedim, hani gittim birinci hafta bir şey anlatmadı. İkinci hafta bir gittim. Lan millet bir şeyler yapıyor, ben daha yapamıyorum. Bilmiyorum. Sonra dedim hocam işte falan falan. Tamam dedi, sorun olmaz dedi Aynı işte. problem. Zamanla alışırsın falan dedi. Sonra şimdi online derslerde de şey var mesela. Ben hiçbir online derse girmedim. O uzaktan eğitime de şey diyor hocalar. Hani sistemde şey gözüküyormuş, saati. Ne Ha. kadar izledi. Ha, siz bunları izleyin diyor sonuna kadar. Ben tamam diyor, yok yazmam sizi uzaktan eğitimdeki derslerde. O da çok iyi mesela. Bir de Bizdeki şey. sitede bug var ama rakip. Derse direkt girsem bile direkt %100'ünü izlemiş gözüküyor. Şey var Başını bizim izlesin var. diye. Teams uygulamasından oluyor işte. Abi biz de kendi okulun sitesinden yaptılar Yoklamayı dersi. otomatik alıyormuş. Bizim öyle değil. Direkt sistemde çalışıyor zaten eğitim. Bakmaz. Yoklamayı da kay ha, yoklamayı da şey diyor. Hani dersi izle kaydını Yok arkadaş var 2 tane. 3 kişi kalıyoruz. Yani iyi bir sorun yok. Ha. Var kilit var. Az kişiydi. Gidip biraz racon Hatta sıkıntı var mı?
Yok da Yağız abi uyanmış. Biliyorum, bana mesaj yazdı. Nerede oldu belli mi? Hayır. 10 dakika önce yazmış bana. Haberi aldı. Oğlum siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Ne oldu? Taylan. Yok abi. Oğlum siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Keşke şaka olsa abi. Oğlum manyak mısın sen? Bu Kenny. Kenny'den bahsediyoruz biz. Allah abi. Rusya'dadır o ya. Gitmemiştir ya. Keşke. 5 net. Yapmayın oluyor ya. Oluyor oğlum, yapacak bir şey yok. Bak. Gitmeden bunu bıraktı işte. Ya. Sebebi istiyorsan içeride bak. Yani bizi ötmüş. Aslı yok lan, o sebebi değildi. Sebebi çok saçma ya. Kutufaya düştü çocuk. Ama ne koyayım. Ulan kimseyi de suçlayamıyorum. Delireceğim ya. Guero'yu vuralım. Guero'yu ben vururum da arada patron var amına. Şimdi bir şey diyeceğim, o da bir o elemanla kan kardeşi oldular ya. Patron da vurdu. Kan kardeşi mi olmuşlar? Evet oldu. Geçin gidelim hepimiz Guero'yu vuralım. Patron hepimizi vuramaz. Anladı bile. Yetişeceğim. Vur. Olmamıştır ya. Diktir lan, dik bir şey olmaz. Ağlama bu çocukların önünde. Ne yapıyorsanız. Kusura bakmayın. Paşam hoş geldin ya. Hoş bulduk. Neredesin oğlum sen? Kusura bakmayın, biraz geciktim, arabam yoktu. İyi, geç hadi geç. Yeni geldin. Senin telsizin yok mu? Evet. Telsizim var. Niye söylemin? Yeni aldım ses. Tamam, az önce seslenmedim. Geç bak. Evet. E niye söyledim? Arkadaşlar yeni gelenlere bir ellerini kaldırsın. Tamam seslen. Geç hadi geç. Tamam lan amcık. Dur şey yapalım. Yeni gelen sen mi varsın sadece? Evet. Bir de sen değil mi? Boris. Tamam. Patronun elini öpmeyi unutmayın arkadaşlar. Buyur. Zodiac ailesi belki duymuşsundur. Hoş gelmiş. Onların patronu toplantı talep ediyor da bize. Sana bildireyim dedim. Mailden mi? Yok abi, bana yazdı. Ta ismi ne? Zodiac, Zodiac ailesi. Mark Zodiac, aynen, patronu Mark. Tamam, Zodiac ailesinin patronu görüşme talep ediyor. Evet abi. Tamam. Numarasını vereyim abi istiyorsan. Ver. Bir saniye. 537 tire 8328.
Adam hala içeride mi? İsmi neydi? Mark Zodiac. Teyit ediyorum. O içeride. 537. Bir saniye. Bir saniye. Söylüyorum. Evet. 537-8328. Doğru abi. Tamam. Şey dedim. Bu içerideki kim? İçerideki bu. Fazla yıpratma patronu lazım. Resident Evil'in haberlerini gördün mü? Ha, o haber mi? Hmm. Patronu ifşa eden İbni. Osman Okoro'nun Vito Salvatore'nin çalışanlarından aldığı bilgiye göre. Aranızda öten mi var lan yavşaklar? He? Yok abi o söylüyor öyle. Sır gibi. Yavşak. Diye düşünüyorum. İşte, işte o yavşağın amına koyacağım şimdi gidip. Han bizde geçek de. Nereye? Buraya. Buradayız zaten. Burada şunu izlersen oğlum. Yanıma gelin anlamında dedim lan. Biz hep böyle duruyoruz zaten. Yanında durmak pek bir şey ifade etmiyor. Öyle mi duracağız? Oğlum düzenli oluyor, düzenli oluyor. Yanıma gelin, yanıma gelin. Ya böyle düzenli. Sokarım düzenini alın. Tamam siz öyle durun, ben böyle durayım. Söyle. Abi yemek ve su var mı? Birazdan. Eğer kendi kendime. Yan yana bıraktım. Sağ ol abi. Tam Necati geldi. Şurada eskiden var ya 10 kişi dururduk aman abi. Sadece burada. Elas Temel, Şahin, Bulat abi olurdu kendi. Olar da buralar taşır da amına. Hey yavrum.
Okan. Ha. Yeni ses tellerin nasıl? Çok iyi. Yeni ameliyat yaptın. Var bu oyun var olmuş ha. Abi kusura bakmayın geç kaldığımız için. Yok canım ne kusuru? Valla baktık beyler. Ne kusuru? Abi ben haber vermiştim ama. Tek ayak üstüne. İsim neydi? Abi benim adım Mehmet. Yomeko. Nerede haber vermişsin oğlum? Abi ha, ben haber vermiştim ya. Evet tabi hatırladın tamam, mı beni? Ben de verdim. Geçebilir tamam. Miyim tamam, abi? Geçin. Kusura bakma. Bundan ismini alalım. İkisine verdim abi. İyi. Evet evet abi. Güzel. Geçin. Habersiz gelmezseniz. Yeni gelenler için tekrardan konuşuyorum arkadaşlar. Şu anda yeni gelenler sanırım 4'e çıktı sayısı. Bir ellerinizi kaldırın yeni gelenler. Tamam. Patronun elini öpmeyi unutmuyorsunuz 5 kişi. Bilgisini tekrardan vereyim. Tabii abi. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Şey mi lan bu? Betalar gelin. Gel atayım bura paramparça olsun aman. Dur bakayım. Oğlum niye eliniz koyuldunuz ayrı oynayana? Kimin eli kol oynuyor? Oğlum seni işaret etmemiş bir şey yanlış anlamadım. Orada. Orada anlıyor musun? Abi sıranın oradan gel. Efendim. Biz bir şey dediğimiz zaman telsizden veya... Söylerse direkt gel kafasına sıkacağım. Bir laf ederse direkt gel bıçaklayacağım. Olduğu yerde bıçaklayacağım. Tamam. Ne oldu? Bak söyledim. Olay ne? Ya şey dedim abi birazdan ekip düzenliğin konusu yapıyordum. Şey diyor hani bize bir şey diyorlar bir şey söyleyince falan filan diyorlar da. Nasıl diyebiliyoruz size bir şey? Bana biri bir şey diyebiliyor mu? Bize de diyemeyecek. Biz de bet olduk amına koyayım. Bana kimse hiçbir şey diyemiyordu. Yok abi öyle değil. Biz ara sıra mesela bir kişi anlamadığında sert bir şekilde söylediğinde bize dönüp şunu diyorlar. Niye sert bir şekilde diyorsunuz? Sen de ne amına koyayım dersin? Abi ben onu dersem telsizde ben bir tane tokat attım. Ayıptır söyle. Bir de anlayacak abi. Bir de anlamıyorsa iki de sert yapacaksın tabii. Bak şimdi şöyle. Telsiz kalabalığı önemli bir şey. Şimdi aynı ortamda bulunuyorsun. Mesela aynı malikane içerisinde telsizden söylemeye gerek yok. Ben şuraya koşup o adama söyleyebilirim. Sen de bir üst kata koş, o adama söyle. Telsizden bağırma yani. Veya telefon numarasını alıp arayabilirsin. Yoksa bak ben sana mesela dün o yüzden kızdım. Yoksa uzakta olsan bir şey demem. Ama adamla aynı mekandasın. Adama telsizden sesleniyorsun. Anladın mı? Olay o zaten. Şimdi bu malikanede adam en üst katta tamam mı? Ben de en alt kattayım. Koşarım en üst katta. Sıkıntı yok. Ya yani bundan bahsediyorum. Numarası var. Alırsın, ararsın yani en fazla. Ya o da bu da bir çözüm ama yani koşmak daha hızlı bir çözüm. Bence aramak daha hızlı. Neyse tamam. Hadi geçin. Oğlum gerekli yerde atarınızı koyun ya. Abi
Abi iyi misin sen? Yo. Gayet iyiyim oğlum. Yo sıcak. Çok iyi olacak bir durum değil de. Ne diyeyim böyle gözümün önünde havada 18 tane kişi var böyle yan yana sıralanmış. Ortalarında Kenny. Yanında bizim ufaklık Yağız'la onun kız arkadaşı Suzi. Vallahi ne desem bilemedim. Suzi'ye ne oldu lan? Öldü. O da mı? Başka kim öldü? Ben geldiğimde 16'ydı. Direkt çoğalıyorlar. Neyse abi geçelim biz de. Patron gelir şimdi. Oğlum niye yandırıyorsun üstüne sorsana da. Canım böyle istiyor. Oğlum bir düzenimiz yok şu an. Oğlum yanıma gelin diyorum işte. Arkanız dönük şu anda patron. Aynen. Nasılsınız değil mi? Tam patronun gezdiği noktada bulunuyoruz. Farkındasınız lan. Acılar. Oğlum işte patron gelince çekeceğiz biz buradan da. Ya sabit bir yerde duralım. Patron gelince de yerimizden kıpırdamayalım. En mantıklı şey değil mi? Oğlum illa ki hareket edeceğiz. Ya ben hep böyle dururum. Hiçbir sıkıntı olmuyor yani. Dur o zaman öyle gel yapalım. Geldim Necati. Geldim Patron. Gideceğim mi yine? Gideceğim. Bir süreniz yerde geldim ben. Hadi. Var mı yaramazlık Taylan? Birkaç bir şey var patron. Bu haberleri sana mesaj attım görmüşsündür. Okudum o haberleri. Eleman içeride şu an öten kişi. Buldunuz mu herifi? Aynen. Tamam. Bizim çocuklar bulmuş. Başka olaylar da var. Bizim kim bulmuş? Anlatacağı birkaç şey var. Bizim Vladimir var. O almış. Okan abinin emriyle. Aferin yaşasın. Vlad'la birlikte aldık onu. Niye yapmışsınız? Var mı başka bilmem gereken? Yeni gelen kişiler var patron. Gelsinler. Yeni yer ara çıkın. Pardon Talim'cim. Gelsin sıradın. Patronun elini öpmeyi unutmayın dediğim gibi. Adı ne koç? Necmi patron. Necmi? Hı hı. Nerelisin Necmi? Türkiye'liyim. Türkiye neresi? Adana. Adana'nın neresi? Seyhan bölgesi. Güzel. Ne iş yapıyordun orada? Eski tank teknisyeniyim. Tank teknisyeni? Evet. Ne işin var buralarda tank teknisyeni? Birkaç suçlama oldu. Sürgün edildim. İyi hadi bakalım görelim seni Necmi. Hayırlı olsun geç bakalım. Sağ olun tamam. Gel bakalım koçum adın ne? Adım Mehmet Özer. Mehmet.
Evet. Doğru. Şu arkadaki niye ayılıp bayılıyor gençler? Nerelisin Mehmet? Ne oluyor lan buna? Bir kalkmam için bir yardım edebilir misin? Balıkesirliyim patron. Ben edeyim daha. Balıkesir mi? Ayıp olmasın, ben şöyle durayım. Bilmiyorum, bir anda bayıldım. Türkiye Balıkesirliyim. İşte kalkamıyorum sorunu. Ver bakayım. Haydi babam. Çok fena haksız bir şekilde. Hoş geldin yani. Kalkamıyorsa kompreyatör evet. Alın. Sebep var mı öyle bir şey? Yes. Açık açık konuşayım mı? Açık konuş. Açık konuşma. Slash me kısmı kullanınca bayılıyor. Me. Ne? Me. Yine gimmel etme beni. Koş çabuk sıraya. Nasıl olacak o? Koş git. Her kullandığımda böyle mi olacak? Evet. Şey patronun elini öperken yine mi bayılacağım? Hayır. Öyle bir şey olmuyor normalde. Sen düzgün yazarsan. Nasıl yazacağım? Allah'ım, bunu mu öğreteceğim sana? Falan çok çöktüm. Okula gitmedim. Hiçbir şey yapmadım. Çok bucaksız oldum. Oğlum sıradan niye ayrılıyorsun? Ve benim için hayat Los Santos'ta böyle başladı patron. Ben buna sıkan. Yine aynı şey oluyor. Git hemen ayıl ya. Git. Efendim? Git de. Tamam. Gel bakalım. Adın ne? Diego patron. Diego, nerelisin? İspanya'dayım patron. Ne yapıyordun İspanya'da? Genellikle bilgisayarlarla uğraşıyordum. Yazılımcıydım. Yazılım. Aynen. Anlıyorsun bu işlerden değil mi? Yani patron. Anlıyorum. İyi, senin adını hacker koydum bundan sonra. Tamamdır patron. Bak bakalım hacker. Geç bakalım. Teşekkür ederim. Söyle bakalım, adın nedir? Boris. Boris Markov. Boris. Nerelisin evet, Boris? Rusya, Moskova. Ne yapıyordun Moskova'da? Eski asker. Eski asker. Attığını vurur musun Boris? Tabii ki de. İyi. Hayırlı olsun. Sağ olun patron. Geç bakalım. Evet. Merhaba. Saygılar patron. Adın? Tom. Nerelisin Tom? Amerikalıyım. Neresi? Chicago. Ne yapıyordun Chicago'da? Amcamla beraber yaşıyordum patron. Babam bir askerdi ama Orta Doğu'daki bir operasyonda ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Amcamla beraber mekanikte çalışıyordum. Hı. Hadi hayırlı olsun o zaman. Ney? Tom. O ne ya? Sağ ol patron. Ben köfte yedim ya. Bu çocuk beni görünce şıldırıyor galiba gençler. Patron, heyecandan patron. Anlık genç kapanı heyecandan. Geç bakayım, çok heyecan yapma. Kalpten gitme sonra. Var mı başka bilmem gereken? Dante birkaç şey anlatacaktı patron. Ondan önce herkes duyuyor mu beni çocuklar? Evet patron. Evet patron. Biliyorsunuz aynı şeyleri bir daha anlatmaya gerek yok. Bu ailede yanlış yapan kim olursa
cezası olur. Bundan sonra ailenin Vilat'ta yokken önde gelen abisi Taylan olacak. Han, Necati, Yavuz. Onlar da çok eskilerden Memati ama aktiflikleri, mesailere gelme durumları biliyorsunuz. Sorun. Ama Han, Taylan buralarda değil mi Taylan? Evet patron. Bundan dolayı Kenny'nin yerini Taylan alacak. Taylan'ın emirlerine karşı çıkmayın. Taylan'da yerine geçtiği kişilerin yaptığı hatalara düşmesin. Bana sormadan iş yapmasın. Ben de can almayayım. Peki. Dante. Efendim patron. Gel. Bilmiyorum. Anlat. Patron bugün dün gece saatlerinde polislerle biraz muhabbet etmiştik motelde. Bana durduk yere, daha doğrusu samimi olduktan sonra durduk yere şehirde terör örgütleri falan filan var demiş. Bilgin var mı dedi falan. Oluşumlar varmış, insanları katlediyorlar falan dedi. Ben de dedim öyle bir şey yok dedim. Bence size öyle geliyordur veya bir duyum almışsınızdır falan. Tamam dedi, biraz dolandık falan. Bunlar galiba konseyle alakalı birkaç bir şey duymuş. Çünkü imalı imalı konuştular bayağı. Ben orada salağa yattım biraz, hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Bayağı bir yakın oldum. Dursun Şef'le konuştuk, yanına gittik öyle muhabbet ettik. Sonra çıktık. Sonra bir arkadaşım bana mesaj attı, hatırlarsanız biz Salvatore'yiz, insanları soyuyoruz falan gibi şeyler diyorlardı ya. Şimdi bunun aynısını favelaya yapmışlar. Salvatore mi demişler ona da? Yok, biz favelayız demişler. Evet, ha. İnsanları yine şey yapmışlar. Bir de ben bir duyum da aldım, bunu yapan kişiler 10-15 kişilermiş, sivil takılıyorlarmış. Sürekli farma gidiyormuş kalabalık bir şekilde, esrara falan, illegal mesleklere. Bunların içinde bizim bir zamanlar aradığımız Camacho da varmış patron. Bunlar UTC 10.30-11 gibi şehirde oluyorlarmış. Farm falan oralarda takılıyorlarmış. Ne? Kaçta oluyorlarmış? UTC 10.30-11 gibi. 10.30-11. Tamam, bugün bir operasyon yaparız o saatlerde. Tamam patron. Başka? Patron bir şey söyleyebilir mi? Söyle an. Bu konu hakkında bir bilgim olabilir. Ben genelde gece illegal bölgelerde geziyorum. Camacho'lu böyle kalabalık bir grup met yapıyor. Belirli bir yerde. Tamam, bugün bunlara bir bakalım o zaman. Yeni bir aile geldi patron. Onlar da isimlerini hatırlamıyorum. Onlar da biraz kalabalık. Şehir olarak da herkesle bir savaş haline hazırlık gibi bir şey var patron gördüğüm kadarıyla. İnsanlar çok gergin. Hep agresif yapıyorlar birbirlerine. Yani bir savaş kokusu alıyorum. Umarım öyle bir şey olmaz patron. Peki. Geç bakalım yerine. Söyle Memati. Sayın patron, yeni bir aile gelmiş sanırım. Bu eski motelin yanında mekaniklere sahipler. Lynchester'dı sanırım ismi. Sizinle bir görüşme talep ediyorlar. O yüzden bana ulaştılar. Tamam, yarın görüşürüz. Patron, bir konu vardı da söylemeyi unuttum. Bu galeri yeni alanlar Alçatraz ailesiydi. Biz dün gece oraya araba almaya gitmiştim ben. Bunlar insanlarla ilgilenmiyorlardı bir durum nedeniyle. Oradaki insanlar dedi ki yapamıyorsanız bir işi bırakın falan, ben neresi dedim. Bana gelerek sert bir şekilde küfür ederek git başka yerden al falan dedi. Bayağı bir agresif yaptı bana. Sen niye gidip adamın mekanında yapamıyorsan bu işi bırak diyorsun? Patron... Adam mekanında niye adama iş koyuyorsun oğlum? Sapıtmayın. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Artist. Adam içeride mi? Evet patron. Ekip sizde. Aradaki boşluğu doldurun bak. Arada boşluk var. En sondaki.
Oğlum sen yine mi buradasın Kemal? Patron, sen niye devamlı buradasın lan? Görünce bir dövmeye geldim ya. Lan çık git. Tamam patron, gidiyorum. Manyak devamlı burada bu da. Hoş geldiniz abi. Hatır lan it. Abi. Amit. Oğlum ben sana dün ne dedim? Abi çok haklısın abi. Dinle sen olayları abi. Ya dinleyeyim olayları. Anlatayım mı abi? Ya anlat. Abi. Bunlar bana röportaj yaptı. Ben ilk başta şarkı söyleyecektim. Evet. Sonra bana dediler ki en korktuğun şeyi dediler. De. Benim de anlık bir ağzıma açık dedim ki geçen yanımda iki kişi öldürdüm dedim. Bir adım sonra fark ettim ki senin o söylediğin aklıma geldi. Hatta kaydı da sildirdim. Sadece, sonra bunlar farkına vardım bundan iyi bir haber çıkacağını. Bana dediler ki gel bizim binada muzlu süt içelim dediler. Götürdüler. Ne dediler? Muzlu süt. Muzlu. Muzlu süt. Abi ben de muzlu sütü çok seviyorum biliyor musun? Yani dayanamıyorum. Gittim abi. Mbappe'yi çağırın. Mbappe'yi. Mbappe içeriye gel patronun yanına. Muzlu süt şimdi içireceğim ben sana. Sonra? Abi sonra işte muzlu sütün içine bir şey katmışlar abi. Alkol midir artık nedir? Beni sarhoş yapmışlar. Sonra da benden bu bilgileri öğrenmişler. Ben de bugün Vizlandıysa baktım sabah. Baktım bu haberler. Ben de şaşırdım. Beni arkadaşlarım bulmuş yolun ortasında. Alkol olduğumu oradan anlamışlar yani. Ben normalde söylemeyecektim abi zaten. Söylemeyecektin. Asla söylemem abi. Abi. Sen çok seviyor musun muzu? Muzu sevmem abi. Muzu süt severim. Varsa içerim. Şimdi bak benim elimde büyük bir muz var. Karmelacığım sen bir çıkar mısın canım burada? sen bir çık güzel. Şimdi ben sana dün ne dedim? Konuşursan ağzına sokarım bu bıçağı çıkarmam dedim mi oğlum? Dedin abi. Dedim. Şimdi ben ne yapsam hakkım değil mi? Haklısın abi. Niye konuştun oğlum? Abi beni konuşturdular abi ben. Özür dilerim abi. Mbappe çıkar oğlum pantolonu. Abi. Şimdi sana iki tane seçenek. Ne oldu lan buna? Oğlum daha dalgayı görmedin. Mbappe giy. Bu heybetinden korktu. Olabilir patron. Şunu bir tokatlayın kendine getirin şunu bir ayıltın. Kalk lan. Hayır. Kalk hadi kalk. Muzlu süt vereceğiz kalk. Nerede abi? Hemen. Vereceğiz bekle. He. Allah. Kusura bakma abi işim geçti. Bir şekerin düştü. Anladım. Şekerin düştü. Şimdi koçum sana iki tane seçenek. Bir. Evet. Ben seni burada öldüreyim. Yok abi yapma yok. Ha, bu yok. Kötü seçenek değil mi? Buna gerek yok. Evet abi hiç gerek yok. Hiç gerek yok. İkinci seçenek. PD'ye gideceksin. Tamam mı? PD'ye diyeceksin ki ben sarhoştum. Vito Salvatore babanı değil hepinizin babası diyeyim abi. Şansını zorlayacaksın mı? Allah Allah. Ne? Zorlayacaksın mı şansını? Sen zorlayacaksın gel. Yok abi tamam özür dilerim. Yok abi. Yok şu sandalyeyi şu ipin altına alın. Allah Allah. Eşeceğim la ilahe illallah ve eşeceğim de Muhammed'in attı hüva Resulullah. Eşeceğim la ilahe illallah ve eşeceğim de Muhammed'in attı. Adamı getir buraya. Ben gelirim abi. Çık lan. Sok lan boynunu. Sok boynunu. Abi yapma gözünü seveyim abi yapma. Yapma. Yapma abi. Enes tüm merkezi buraya getir. Nemat abi bir şey söyleyeyim. Oğlum bak şu an elimdesin. Bırakırsan boğulur gidersin. Benle ciddi konuşacak mısın? Konuşacağım.
Han boynundan çıkar şu ipi. Şimdi beni dinle. Dinleme. Polis karakoluna gideceksin. Diyeceksin ki ben sarhoştum. Bu yaptığım açıklamadan pişmanım. Bu olay kapansın istiyorum. Şikayetimi geri alıyorum. Şikayeti açtın mı sen bu konuda? Şikayet etmedim ki abi. E öyle diyor, şikayet ettim diyorsun. Yo, etmedim abi. Ben polise gitmiş miyim? Haberim yok. Alkollüydüm ya, haberim yok yani hiçbir şeyden. Sadece o videodan haberim var. Hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Oğlum polis departmanı bu olayla ilgili soruşturma açtı diyorlar. Abi Vizyon'un izciler götürmüştür o zaman beni. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Ama gider söylerim, sıkıntı yok. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Hiçbir şey hatırlamıyorum abi olayla ilgili. Tamam Han. Evet. Sen bununla birlikte git, tamam mı? Olayları şöyle anlatacak. Ben sarhoştum. Bu açıklamaların hiçbirini yapmadım. Benim yukarı sarhoş olarak bu anımı fırsat bilip yapmışlar. Benim bir şikayetim de yok. Ben Weasel Nives'ten şikayetçiyim. Beni böyle kullandıkları için diyecek. Aynen tamam. Öyle abi. Ver elini öpeyim. Sus lan! Yanıma iki kişi alıyorum. Tamam. Yanıma iki kişi alıyorum. Yo, bir tek başına gidin. İkiniz gidin. Şey olmayan var mı? Abi elini öpeyim. Arkadaşısın sen bunun. Dur. Tamam mı Han? Tamam. Baktın yan... Oğlum bak. Abi elini öptüm. Vallahi elini öptüm abi. Özür dilerim. Tamam. Saygıdan abi. Han baktın ters bir şey söylüyor. Tamam mı? Sıkarım. Orada sıkma oğlum, karakolda neye sıkacaksın? Ha, baktın ters bir şeyler söylüyor bu. Beni bul beni. Hıkmak bir şeyler. Ekip sallına sallına. Ya da senin hakkında bir şey söylüyor. Hemen bana mesaj at. Tamam. Ha, ama sen bir daha, ikinci şansı veriyorum. Bir daha bir şey yaparsa seni öldürürüm, haberin olsun. Tabii abi, hakkındır. Abi bir de bir şey söyleyebilirim sana, Vito abi. Ne? Abi, sana baklava almıştım ben, iki koli. O benim odamda kaldı da, getireyim mi onu sana sonra? Aman. Han bu işi halledin. Tamam patron. Hadi çocuklar. Ne yapıyorsun o kadar? Bayağı. Bitti mi bunun işi? Yok, bayıldı. Salak. Tamam. Ya bizim işi bitirdin bunu. İki kişi buraya yok, koydu. Dostum sen yakın biraz o şeye. İki kişi benimle gelsin. Drone'u olan bir kişi gelsin. Öbürü de... Heh. Aldı mı? Drone'un... İşte, Droncu yok mu beyler? Yiyordum. İyi yıkandın abi. Yoksa yapacak bir şey yok. Gelin öyle. Abi senin ismin neydi? Korkma korkma, bir şey olmaz. Han benim adam. Han abi. Abi çok kötü oldu. Durur ortada adamı. Oğlum sen bir ailede misin lan? Enes, senin sesin gelmiyor. Efendim? Hangi ailedesin? Zodiac abi, yeni geldik abi. He, Zodiac. Ama ben koruma moruma değilim ama sadece yeğenim yani patronun. Kardeşleri gibi bir şeyim. Ben öyle pek silahlı toplantılı raconlu işlere girmiyorum yani. Sevmiyorum o tür işleri abi, ben daha küçüğüm. Var mı senin patronun numarası sende? Bende var. Patronun numarası? Telefonum yok abi. Var mı sende abi? Numarası da yok. Bizimle numarası görüşmek abi istemişler, numarası bende var. Tamam, sen bu işleri bir hallettir Han, sonra görüşelim patronuyla. Tayland'da da var numara. Saygılar abi. Bu işi bir hallettir Han. Tamamdır. Vito abi özür dilerim. Ne, hangi aile? Zodiac var ya. He, konuştum ben onunla, konuştum. Sıkıntı yok. Haydi Carmela. Ekibi toplayın, araştırın hadi. Yeni diyorum, şaftım kaydı he. Onu seviyorum lütfen arkadaş. Tamam beyler. Adamın eli ağır değil, balyoz ama sen satayım. İçeriden gelmesin kimse. Ağır değil, balyoz ya. Evet. Ne diyorum PD'ye şimdi, bir babanız var diyorum abi, öyle iş olmaz. Bir babanız değil. Sarhoş. Yürüyen olmasın arabalara bir. İşte. Yani var. Şu işte giriş kapısı. O Vizyon nevcileri falan filan. Size getirttireyim mi arayıp? Yok, ona gerek yok. Gavatlar. Sen söylenenleri yapsan yeter. Şerefsiz gavatlar. Mercedes boş arkadaşlar, bak yer bulamadıysanız. Bordo Mercedes boş. Tamam. Abi beyler, duymuyorsunuz mu telsizi? Araçlara ait değil. Abi telsizimiz yok ki. Beyler abi, tek kişilik araba görmeyeceğiz. Ben araçta en az 2 kişi olacak abi, tamam mı? Siz değil oğlum. Siz araçlara binin.
Anlaşıldı gelin diye sayıyorum. 4'te sınır sonra 2'de. Ya ben sana demiyorum arkadaşım. Evet. Sen git yerlere. Abi ben telsiz istiyorum ama. Gel gel sen. Abi. Evet. Kalır. Vito abi kızdı ama ben sana baklavaları sana bizim vereyim. Bizim araçta boş ver. Böyle aldım abi. İçinden iki tane tırtık var mı? Herkes dört. O baklavaları sana vereyim mi abi? Onu biz sana söyledik ya. Yok. Kusura bakma. Bu patrona mı sorulur? Kusura bakma abi. Yiyin bakayım. Dörtlü yapanlar Mercedes'in yanına doğru geldi. Abi en arkadaki jugolarda. İçeriden aç abi. İçeriden. Yaz abi şimdi gitmiyor ha gidiyormuş. Beyler yapacak bir şey yok. İleride alırız benzin abi. Veya araba değiştirin hemen. Sorul bekleyin en az geliyor. Ya abi, çok telsiz kalabalığı bak yanımda patronu duyamıyorum beyler. Tamam doğru. Eyvah ne oluyor? Abov. Bir şey yok bir şey. Sıkıntı var. Çok garip ya. Direkt beni nasıl fırlattı anlayamadım. Arabayı da yeni yaptırmıştım. Bakın lütfen arabama çarpmayın. Belediye mi abi istersen masrafını? Ya masraftan yana hiç sıkıntı yok. Araba sürerken herkes takip mesafesini korusun. Yaptırması uzun süre ya. Mekaniği arıyorsun, bulamıyorsun, şey yapıyorsun. Ne anlatacağını biliyor musun sen? Efendim? Ne anlatacağını biliyor musun? Bilmem ki. Ben size bu ifadeyi verirken, hani ifade vermişim herhalde haberim de yok. İfadeyi verirken tamam, sarhoştum. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Tamam. Bizim neviciler. Ben şikayetçiyim. Onlar beni sarhoş etti. Bunları size söylettirin diyeceğim. Devam. Halbuki böyle bir şey olmadı diyeceksin. Sarhoştum. Ne yaptığımı bilmiyordum diyeceksin. Aynen aynen. Öyle abi, diyeceğim. Sen en arkaya geçsen bizimkilerle aramızdan mesafe açılıyor da. Benim ismim Osman. Çok yakınlarım Osmiş diyebiliyor. Ama siz de Osmiş diyebilirsiniz abi. Fark etmez. Osman yeter. Sağ olasın abi. Önem adamdan senin arkadaşın olarak geliyorum. Tamamdır abi. Ama abi o baklavaları bir ara severeyim. Hayırlar olsun hayırlısı. Yersin abi. Benzinimiz yok denecek kadar. Vito abi nereli abi? İtalyalı. Ülke olarak. İtalyalı. Baklava yedi mi hiç abi? Yesin bak tadı çok güzel. Tamam arkadaşlar. Valla yemiştir herhalde. Bilmiyorum. Hmm. Sen nerelisin? Sen Türk müsün? Üçüncü araç. İyi ben de anne tarafı Türk'üm. Üçüncü araç çekiler. Ne? Ekipteki telsiz. Olmayan kişilere telsiz alsınlar.